Şu an işlemci dünyasında en merak edilen konulardan bir tanesi AMD kanadı 3D işlemciler ne zaman gelecekti? Artık geldi. Son 2 gündür bu konuyla alakalı çok fazla soru geliyor. Halihazırda 13900K kullanıyorum ama 7950X 3D'yi gerçekten ben de merak ediyorum. Bu konuyla alakalı kaynaklarla birlikte elimden geldiğince bilgileri derleyip sıfırdan tepeye kadar hepsini aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda bir söylenti dolaşıyor dostlar. Dünyanın en hızlı oyun işlemcisi olarak lanse edilen bu işlemcilerden sonra RDNA mimarili RX 7900X'te ekran kartlarında 3D V-Cache muhabbeti gün yüzüne çıkabilir. Acaba bu söylenti nezdinde ekran kartları nasıl bir boyut kazanacak? Bu konuları ben de merak ediyorum. Ama onun öncesinde gelin yeni nesli bir tanıyalım. Dostlar, AMD'de çalışan dostum bana tabloları paylaştı. Aramızda genel bir değerlendirme yapıyorduk. Türkiye'de çok fazla sample olmadığı için bugün yorumlamalarımızı da içeren bir içerik hazırlayalım dedik. AMD'nin resmi performans tabloları zaten günler öncesinden sızdırılmıştı. Artık işlemci de satışa çıktı. Fakat önce teknolojiyi, daha sonra da potansiyelini anlatmak isterim. AMD 3D V-Cache adı verilen yöntem mevcut işlemci yongasının üzerine bir katman daha ekstra ön bellek ekleyerek bant genişliğini çok daha iyi bir noktaya çekiyor diyebiliriz. Haliyle oyun performansında önemli iyileştirmeler sağlıyor. Bunu Ryzen 5800X3D'de görmüştük. Şimdi ise daha yüksek ön bellekle gelen bu işlemciler oyunlar için biçilmiş bir kaftan olabilir. Örneğin Ryzen 9 7950X3'de 32 izlek yapısıyla 5.7 GHz hızlara çıkarken L2 artı L3 bellekle 144 MB sunabiliyor dostlar. Ve şunu görüyorum, TDP değerimiz 120 Watt. Peki hatırlayalım, düz 7950X modeli ne sunuyordu? 170 Watt gibi daha yüksek termal tasarım gücü sunuyordu. Bu da haliyle daha yüksek güç tüketimi demek. Buna karşın 16 MB L2, 64 MB L3 ön bellek sunarken 5 nanometrelik litografiyi zaten görüyoruz. Kısaca şu muhabbeti bir geçmişten günümüze hatırlayalım. Şimdi bildiğimiz gibi ön bellek ana bellekle CPU arasındaki bilgi alışverişini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Bellekten verilere erişmek için gereken süreye gecikme diyoruz. L1 ön bellek en düşük gecikmeye sahiptir. En hızlı ve çekirdeğe en yakındır diyebiliriz. L3 en yüksek gecikmeye sahiptir. İşlemcinin verileri sistem belleğinden alması gerektiğinden bir ön bellek eksikliği olduğunda bellek ön bellek gecikmesi artar. Bilgisayarın ilk günlerinde işlemci hızı ve bellek hızı düşüktü. Ancak 1980'lerde işlemci hızları hızla artmaya başlamıştı. Sistem belleği artan işlemci hızlarıyla baş edemiyordu ve bu nedenle yeni bir tür ultra hızlı bellek doğdu. Barton 2500 Plus'a geçtiğimde ön belleğinden kaynaklı tercih etmiştim ve oyunlardaki etkisini hissetmiştim. Şimdi sırayla L1, L2 ve 3 diye gider. Ve kademe kademe hafıza da artabiliyor. Veriler ilk aşamada RAM'den L3'e, ardından L2'ye ve son olarak L1'e geliyor. Hop, işlemci görevi yerine getirirken L1 ön belleğe bakıyor, daha sonra L2 ve ardından L3'te bulmaya devam ediyor. Peki burada oyuncuları ilgilendiren nokta nedir? Tabii ki daha yüksek ön bellek. Şimdi Zen 4 mimarisiyle pekişmiş bu işlemciler, 3D V-Cache özelliğiyle oyunculara ve içerik üreticilere daha çok hitap ediyor. Örneğin 5800X3D'ye göre Ryzen 7 7800X3D 500 MHz daha yüksek frekanslara çıkabilmiş. AMD işlemciler CCD CCX denilen çekirdek komplekslerinden oluşuyor. Bu noktada tepe işlemcinin iddialı bir çıkış yaptığını söyleyebiliriz. Önceki jenerasyona göre performansta %29'luk bir artış iddiaları var. Tabi pratikte oyun kısmına geldiğimizde bunun böyle olmadığını zaten göreceğiz. Şimdi burada Intel'in elini güçlendiren yegane nokta 13900K ile birlikte DDR5 kanadı bellekte daha yüksek frekanslar sunması. Yani 6000'in üzerinde örneğin 7000 MHz'lık bir bellek kullanıldığında ara sıra gördüğünüz oyunlardaki %1-%2'lik farklar kapanabilir. Yani burada Intel'in eli güçlenebilir. Şimdi kendi tablomda 7950X3D'nin sızdırılmış sonuçlarını konumlandırdığımda şunu gördüm. Cinebench R20'de tek çekirdek olarak 7950X ve 7900X ile hemen hemen aynı. Fakat 13900K'yı elbette geçemiyor. Geekbench kanadına geçtiğimizde ise VideoCards'ta çıkan habere göre 7900X'in tek çekirdekte gerisinde kalsa da çoklu işlemde elbette iki tepe işlemciye yaklaşmaya çalışmış. Aynı şekilde AMD'nin kendi kurmuş olduğu test setup'ında Geekbench ve Cinebench testleri de var. Onları da ekrana yansıtmak istiyorum. Tabii ki 13900K hiçbir şekilde affetmemiş. Oyunlar üzerinden de testlerle ilerlemiş. 7900 XTX ve RTX 4090 kullanmışlar. Fakat 0.1 ve %1 düşük FPS değerleri verilmemiş. Ortalama verilmiş daha çok. Genel olarak her iki kartta da ortalama %6'ya yakın bir farkla AMD önde gözüküyor.
Tabii burada test edilen oyunların da önemi var. Aslında 1080p kanadı AMD'nin ne kadar ileriye gidebileceğinin bir göstergesi olsa gerek. Aşırı yüksek kareler sunan eski oyunlarda fark açılmış. Aynı şeyi CSGO için tabii ki söyleyemeyeceğim. İşlemciye daha fazla odaklanabilen oyunlardan bir tanesi. Orada Intel öne geçiyor. Tabii daha modern Far Cry 6 gibi oyunlarda durum biraz değişebiliyor dostlar. Örneğin 217 kare alan Intel, 198 kare alan AMD'yi affetmemiş. RTX 4090 testlerine geçtiğimizde ortalama fark %6 olmuş. Tabii burada test edilen oyunların da etkisi var. Farklı bir örnek test görüntüsü paylaşmak istiyorum. Doom Eternal 1440p testinde Intel 5 kare fark atmış. Ayrıca Cyberpunk gibi bir oyunda %1'lik bir teste denk geldiğimde Intel 1440p'de daha iyiyken ortalama karede her halükarda AMD önde gözüküyor. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. GRU3D'de mesela F1 2022 testinde 1080p'de Intel daha iyiyken 1440p'de benzer skor almışlar. İşin enteresan kısmı aslında 7950X ile kıyaslandığında çıkıyor. 3D V-Cache etkisi kendisini ortalama %16 farklı oyunlarda belli etmiş dostlar. Bu hiç de yabana atılacak bir şey değil. Yani hem daha az güç tüketecek hem de daha iyi performans sağlayacak bu işlemci bana daha mantıklı geldi. Hem Intel ile oyun kısmında yarışacaksam yoluma bununla çıkarım. E tabi fiyat etmenini de hesaba katmak lazım. Bu arada Intel'in şöyle bir avantajı da var. Z690 anakartı kullanabiliyorsunuz dostlar. Yani 12. nesil işlemci kullandığın sisteme direkt 13. nesil takabiliyorsun. Böyle bir konumda AMD'nin elini güçlendirebilecek nokta fiyat, performans ve güç tüketimi olacaktır. Şimdi gelelim oyun dışında kalan en önemli noktaya. Pudget Bench Photoshop'ta bir şey fark ettim. Genel olarak %14'lük bir performans farkı sunan Intel'in eli harbiden güçlü. Noise giderme işlemi fazlaca yük bindiren bir muhabbettir. Bunu özellikle içerik üreticiler bilir. Burada arada neredeyse 1 saniyelik bir fark oluşmuş. Zen 4'ün etkisini daha çok dosya açma, kaydetme gibi kısımlarda görüyoruz. Tabii yüksek ön bellekten kaynaklı olsa gerek. Bu da bende şöyle bir şey uyandırdı. Bir sürü program çalıştırma, oyun yükleme, açma kapatma gibi evrelerde sanırım AMD daha iyi bir seçenek olabilir. Bunu şuraya not olarak alıyorum. Özellikle üzerinde duracağım çünkü 13900K işlemcim şu anda elimde. Vire, Corona ve Blender ile birlikte PowRay testleri de alınmış. Şimdi matematiksel hesaplama kısmında sahnelerin işlenmesi benim ne işime yarayacak diyebilirsiniz. Fakat bu statik testler ufak da olsa bir ışık yakmakta. Program yazılım gibi işlerle uğraşan arkadaşlar da var. Ekranda görebileceğiniz üzere bazı testlerde süre bakımından, zamandan tasarruf da AMD göz alıcı bir performans sergilemiş. Medya puanında DaVinci'de yüksek çıkmış. 8K'ya merak salanlar için aslında önemli. Burada beni şaşırtan şey 3D Mark'ta Intel'den daha yüksek skor alması. Fakat genel sistem performansında PC Mark sayfa açılışından tut Windows puanına, video işlemesine kadar her şeyi işin içerisine katıyor dostlar. Burada Intel tabii ki ön planda. Anlayacağınız yüksek segment bir sistem topladığınızda genel performansta Intel hala çok güçlü. Fakat sadece oyun ve kreatif işler için kullanacaksanız AMD burada bir yol açmak istemiş. Ayrıca performans başına güç tüketiminde AMD hala iddialı duruyor.